Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Game Dev Tycoon oynuyoruz bugün sizlerle birlikte. En son güzel oyunlar yapmıştık. Bu bölümde de troll oyunlar yapmaya devam edeceğiz. Ve ofisteydik, kahve makinesi değil, kahve canavarı Kevin vardı. Bu arada yorgunum, uykusuzum, terliyim. Kendimi iğrenç hissediyorum. O yüzden bu bölüm bana müsamaha gösterirseniz sevinirim abi. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. İğrenç bir gün geçiriyorum gerçekten. Uyuyamadım abi. Uyuyamadım. Yani sabah 4'te yattım. 6'da tekrar kalktım. 9'a kadar ayakta durmaya çalıştım. Tekrar yattım. Bir şeyler oldu böyle. İyi şeyler olmadı. Abi bu arada bu çük diyarı niye bu kadar sattı lan? ortak oyun yapıyorduk muhtemelen ondan dolayı. Dur bakalım şimdi bizde bir araştırma bir şey var mı abi? Bu arada ben kazara oyunları 2D grafikle basıp yollamışım 3D grafik yerine. Oluyor abi arada sırada. Oluyor böyle şeyler. Şimdi şöyle yapalım. Ben oyun raporu oluşturayım babacım. Ondan sonra James. Bir işe yara be ya. Korkuyu araştır abi. Korkuyu en iyine gider ki. Korku macera, korku simülasyon falan. Ya şimdilik biz kendi oyunumuzu yapmayacağız. O yüzden rahat olabiliriz babacım. Yayıncı tekliflerine falan bakacağız ama. Ondan önce şöyle bir birkaç tane konu araştırmış olalım. Abi var ya sporlara çok güzel spor simülasyonu yapacağım varsa yayıncı teklifleri arasında. Bir saniye bir bakayım abi. Yayıncı teklifi bul. Zombi strateji oyunu mu olur abi? Zombi strateji. Bence tutmaz. Ya tutarsa bile ben 7 puan aldıramam. Bence iğrenç baba. Gizem herhangi bir tür. Aa bulamam. Ritim aksiyon. Ne yapıyorlar? Ritim kaçıranı şişe mi oturtuyorlar? Nasıl bir şey o abi? Herhangi bir konu günlük. Gündelik. Abi 7 puan alamam ki ben herhangi bir konu gündelikte. Misal gündeli müzik gündelik yapabiliriz. Belki müzik gündelikte bir şeyler olabilir. Deneyelim mi baba şansımızı? Hadi deneyelim abi. Gençlere hitap etsin çünkü müzik gündelik yapacağız abi. Bozuk motoru alalım. Orta seviyede yapıyoruz zaten oyunu. Bakalım müzik gündelik. Müzik gündelik baba. Müzik gündelik. Buldum babacım. Çikita Muz. Çikita Muz oyunumuzun adı. 3D grafikler. Aa 2D grafikle basıyormuşum ben sürekli. 3D grafikle bas. 3D grafikli müzik keyfi. Market yeniden normal haline döndü. Peki. Bir saniye abi. Çikitamuz. Hadi bakalım. Abi şimdi müzik gündelik. Ya şimdi hikaye ve görevleri salacaksın baba bir kere. Müzik gündelikte ne hikaye ve görev olacak? Belki basit ara sahneler olabilir. Hani birazdan şu müzik çalacak. Müzeye geçmek istiyorsan ne gibi düşünebiliriz abi? Bak osu oynadınız mı hiç babacığım? Osu gibi düşünebiliriz bunu. Osu'da hikaye ve görevler var mı? Yok. Ama basit ara sahneler var. Oyuna geçiştir, işte diğer müziğe geçiştir falan filan bu yapılabilir. Oynanışı fullleyelim abi. Motoru çıkartabildiğimiz kadar çıkartalım. Çok güzel. Şimdi oynanış tasarım istiyormuş bu arada. Bunu öğrendim. O yüzden Christian'ı buraya veriyorum. Kevin bir halta yara. Kevin'ı muhtemelen ben sürekli ezeceğim abi seri boyunca. Motoru kime yaptırsak? Dur motoru ben alayım şimdilik. Abi bir tık daha yükselt 40'a 50. Çok güzel. Çok güzel abi. Yapıştır gitsin. Fantazi rol yapma harika bir kombinasyon tabii ki. Bölüm tasarımı bu oyun için önemli. Vırt zırt. Neyse babacım çıkar bakalım sen şu oyunu. Çikitamuz güzel olacak abi. Eğer bir spor şey bulursam, spor simülasyonu bulursam 10 numara bir şey yapacağım baba spor simülasyonunda. Diyalogları kıs abi. Bölüm tasarımı önemli midir? Yapay zeka mı daha önemlidir? Müzik gündelik. Bölüm tasarımı daha önemli be babacım ya. Yapay zekadansa. Bölüm tasarımı daha önemli. Ama bölüm tasarımını Christian'a kakalayım. Kevin Christian'ı kurtarsın. Yapay zekayı bir tık yükseltelim. Kevin'i kurtaralım. Yapay zekayı da ben oturayım abi. James'i saklayalım. Ya da dur James'i saklamayalım. Belki bir iş olur. James'la ben halletmek zorunda kalırım. Goy goyla baba ittir. Güzel bir şeyler olacak gibi. İttir babacım. Yakan bağrım yine açık. Yine aynı tişörtü giydim. Abi şey yapmayın yani ben... Bilmiyorum ya. Paspal bir insanım. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Baba dünya tasarımını kız. Sese aban. Grafiği de birazcık yükselt. Tamam mı? Grafik bana saplanıyor zaten. 80 oranında yükselt grafiği. Kevin yine evet bir halta yarıyor. Güzel baba ittir bakalım. Adı üzerinde abi müzik gündelik yani. Müzik gündelikte niye yükleneceksin? Ya şu an için hiçbir fikrim yok ama fazla bug atmamasından şey diyorum. Bence doğru yolda ilerliyoruz. En azından fazla bug atmadı. Sil babacım.
Müzik günde ya abi spor simülasyonu bulursam 10 numara bir şey yapacağım. Babacım bitir. Bitir bakalım. 7 puanın üstünde mi almamız gerekiyordu? İnşallah 7 puanın üstünde alır abi. İnşallah 7 puanın üstünde alır. Yeni araştırmalar mevcut. Karakter gelişimi daha üstün yapay zeka. Bir şey diyeceğim. Sesler çok mu yüksek? Sesler çok mu yüksek? Yok, aynı düzeyde duruyor. Abi hemen ben bir saniye hemen ben şeyi araştırayım. Dur abi inşallah 7'nin üzerinde gelir lütfen. Üf! Abi batırmışız. Abi batırmışız. Ay! Oy! Abi! Abi! Bakmak istemiyorum. Ih! Bir de ceza puanı kesilecek bana. Senin yapacağın oyunu diye. Of! Bir de şirket kaykılacak. Amanın bu. Baba karakter gelişimini al. Sen de şuradan daha üstün yapay zekayı al. Sen bir tatile çık. Temmuz bayat çıktı galiba. Canı sağ olsun be abi. Hayran kaybetmeyelim de. Tamam. Ses boyutu için önemli. Oo! Abi! Abi! Bak! Bilgisayar genç tamam. Konu harika ama bilgisayar gündelik ne değil mi? Of ben orada sıçtım abi. Hiç tahmin edemedim ya. Evet. Efendim canım. He o işe davet ediyorsun beni. Anladım anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah inşallah bir ara katılabiliriz abi. Bir ara konuğumuz olabiliriz. Öyle umuyorum ben de. Siber korsanı al abi. Sen de bir şeyler al. Yeni konular açalım maksat. Dedektifi al. Al baba. Var mı aciliyette bir şey? Hapishane simülasyonu. Prison Architect. Prison Architect. Aha abi. Prison Architect yapacağım. Patron, Çiktamız oyununu korsan olarak kullanıyor. Oğlum kullansın ya. Kullansın baba uyarma. Kullansın uyarma. Biz bok gibi bir oyun yapmışız. Adamlar bir de para verip satın mı alsın? Bırak free to play yap ya. Sonra oyun içi satın almalardan bir şeyler kakalarız. 2 saat oynanış, 3. saate girmek için premium aldıracaksın. Nasıl fikir? Şimdiki oynaması ücretsiz oyunların çoğu öyle ya. Hepsi pay to win. Herhangi bir konu strateji, herhangi bir makine. Bilgisayara strateji oyunu yaparız baba. Ne strateji yaparız? Bir saniye elimizde konularda ne var abi? Ne strateji yaparız? Ne strateji yaparız? Fantazi strateji? Hükümet strateji? Olabilir belki bilmiyorum. Abi elimde stratejilik konu yok ya. Şunları bir araştırın da birazcık hadi. Hadi baba azıcık bir aha orta çağ strateji. Abi orta çağ strateji. Korsan oyun sektöründe gitgide artan büyük bir sorun. Bazı şirketler korsanla savaşmak için çok fazla para ve çaba sarf ederken diğerleri daha yumuşak bir yaklaşım sergileyip daha iyi oyunlara yatırım yapmanın iyi olacağını savunmakta. Hayran kazandık. 300 bilmem kaç 354 hayran. Baba free to play yapın diyorum ya. Free to play yapın abi. Bok gibi bir oyun yapmışız. Bekle. Bekle abi. Araştır. Süper. Tamam. Ne olur yayıncı teklifi gitmesin. Herhangi bir konu strateji. Baba 6 puan alırız. Artı puan alırız abi. 6 puan alırız. Bak orta çağ strateji. Bilgisayar. Daya baba bozuk motoru. Yetişkinlere hitap etsin. Çünkü bu bir strateji oyunu. Baba orta çağ strateji. Orta çağ strateji. İsim. Pipi püresi. Meydan muharebesi. Pipi püresi ve meydan muharebesi. Meydan muharebesinin adı pipi püresi baba. Orta çağdayız. Pipiler kapışıyor falan böyle. Uf yine abi düşüncesi bile iğrenç. Sal tamam oyunun ismi öyle olsun da şey yapma. Pek fazla aldırış etme. Baba geliştir bakalım orta çağ simülasyonunu. Orta çağ strateji oyununu. Orta çağ strateji bence tutar. Bence tutar. Biz buradan alırız puanı. Abi. Strateji oyunu. Nasıl yapılır acaba? Let's do this. Şeyden düşünelim abi.
Şeyden düşünelim. Age of Empires'tan düşünelim. Hepimiz Age of Empires oynamışızdır. Age of Empires 2'den düşünelim. Şimdi Age of Empires 2'nin oynanışı 4-4'lük baba. Motoru da çok güzel. Optimizasyon sıkıntısı falan yok. Hikaye ve görevler konusunda şu şekilde düşünebiliriz abi. Hikaye ve görevleri basittir. Ben Age of Mythology'nin campaign modunu defalarca bitirdim. Age of Empires 3'ün campaign modunu da bitirdim. Hikayesi çok basit. Çok basit görevlerden oluşmakta. Şu doğrusal hikayeyi kapsayacak şekilde bir şeyler yaparsak sanki güzel olur gibi. Tamamen kısmayalım ama. Ya çünkü hafiften bir hikayesi var yani. Temel hikayesi var. Oyun tabii ki rol yapma oyunları gibi şeye dayalı değil ama hafiften bir hikayesi var abi. Bu şekilde bir goygoylayalım. Oynadığımız oyunlardan düşünelim babacım. Ortaçağ strateji. Orta boy stand alalım baba. Orta boy stand alalım. İnşallah bize fazla girmez ya. Bir saniye abi, mantıklı düşüneceğiz. Mantığımızla yapacağız. Şimdi bölüm tasarımı mı daha etkili, yapay zeka mı daha etkili? Strateji oyunu oynadığımızdan dolayı yapay zeka daha etkili ama bölüm tasarımında tabii ki ihmal etmemek lazım. Aynı zamanda birazcık da diyaloglar olmalı. Şöyle yapsak. Böyle azıcık bir diyalog olsun. Ya şimdi abi sonuçta strateji oyununda amaç senin zekanı zorlamaktır. Bu tesbih nereden geldiyse elime. Sonuçta strateji oyununda amaç senin zekanı zorlamaktır babacığım. Zekanı zorlayacaksın böyle. Bütün stratejik yeteneklerini sonuna kadar kullanacaksın. Bu yüzden yapay zeka tavan yapacak. Orta çağ konu aldığına göre de bölüm tasarımının orta çağa uygun olması gerekir. Bu şekilde yapacağız. Diyaloglar da bu şekilde. Tamamdır abi, ittirebiliriz. İttir. Çok fazla bug yok. O yüzden hafiften umutluyum. Ya şeyde aslında bilgisayara müzik çıkardık diye kaybettik. Çiğitemuz. Abi niye Çiğitemuz? Ha, önceki oyun Çiğitemuz, şimdiki oyun Pipi Pestleri, Meydan Muharebesi, Pipi Püresi. 83 bin kişi geldi. İyi, iyi. 100 stand içerisinde yerimizi alamadık. Normaldir, normaldir. Abi şimdi düşünmeye devam ediyoruz. Aslına bakarsan bence strateji oyunlarında dünya tasarımı grafik kadar önemli en az. Hani sıralama şu şekilde olmalı ama bunun üzerine düşüneceğiz abi. Bunun üzerine düşüneceğiz. Sıralama bence bu şekilde olmalı. Şu an çok büyük hata da yapıyor olabilirim ama bakın size nedenini açıklayayım abi. Sonuç itibariyle bu oyunların tamamı orta çağ konu alıyor. Hani orta çağ strateji. Oynadığımız oyunlara baktığınız zaman Age of Empires 2'dir, Age of Mythology'dir falan bulunduğu ortamın atmosferini çok güzel yansıtıyor. Dünya tasarımı tamamen ona yönelik bir şekilde yapılıyor. Hani şimdi dünya tasarımını kısıp grafik ve sese önem versek bile adamlar o orta çağ ruhunu alamayacak abi. Anlatabiliyor muyum? Bence bu şekilde ilerlemeli ama bilmiyorum şu an çok büyük sıçıyor da olabiliriz abi, haberiniz olsun. Şu an çok büyük sıçıyor da olabiliriz. Of, double bug attığına göre bizimkisi. Galiba şu an çok büyük sıçtık abi. Anladım. Of. Abi fazla bug atmayın be. Oğlum 17 tane bug ne? Biz sileriz, biz sileriz aslan parçası. Kahve öğütücüsü, hiçbir halta yaramayan makine seni. Sen git bir bakayım. Abi bitirelim be. Hadi bakalım. İnşallah, inşallah babalara gelmemişizdir usta. İnşallah babalara gelmemişizdir. Çok oyuncu stereo ses. Hemen ben buradan stereo sesi araştırayım. Hemen sen şuradan çok oyunculuğu araştır abi. Hemen sen gel buradan yeni konuları araştır. Komedi falan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım abi, hadi bakalım. Bakalım pipi püresi nasıl bir not alacak? Abi yapma be. Abi yapma. Neyden yamulduk? Motor mu eskide kaldı? Of. Abi çok kötü ya. Çok kötü ya. Yalnız oğlum seni belledim. Ya ben neyde hata yaptım abi? Neyde hata yapıyorum ben? Motor mu çok eskide acaba? Baba sen bir oyun raporu oluştur. 4.25 ne abi? Oh bir de ceza yedik 150 bin görüyor musun? Abi biz nerede hata yapıyoruz Allah aşkına? Nerede hata yapıyoruz biz ya? Biz bir yerde hata yapıyoruz abi. Pipi püresi de Çikita Muz'la batırdı bizi ya. Motoru da ben yüksek tuttum. Abi geriye tek bir seçenek kalıyor ben size söyleyeyim. Geriye kalan tek seçenek şu. Benim oyun motoru eskide kaldı. Benim oyun motoru eskide kaldı abi. Ya başka bir seçenek düşünemiyorum. Benim oyun motoru çok eskide kaldı sanırım.
Yo, aslında o kadar eski de değil abi. Allah Allah ya. Hiç bilmiyorum babacığım, bir yerde yanlış yapıyoruz ya. Çürümüş pipi. Yeni oyun motorumuz babacığım, çürümüş pipi. Abim nerede hata yapıyor olabiliriz biz ya? Allah Allah. Usta hakikaten bilmiyorum bak. Hakikaten can sıkıcı bir durum. Nerede hata yapıyoruz abi biz? Hani bu kadar kötü olmaması lazım. 3 ne 4 ne abi, gerçekten çok kötü rakamlar, çok iğrenç rakamlar. Hayran kaybediyoruz üstüne üstlük ya. Bu kadar olmaması lazım abi. Ya verdiği öneri de şu. Motor bu oyun tipi için oldukça önemli gibi gözüküyor. Ebenin nikah. Abi dur, dur kurtaracağım ben bizi. Kurtaracağım bizi abi. Oyun geliştirme, simülasyon. Yap abi bilgisayara oyun geliştirme simülasyonu. Çürümüş pipiyi ver baba. Orta, herkese yönelik. Abi şöyle bir rivayet duydum. Bu Game Dev Tycoon'da eğer şey yaparsak, bu oyun geliştirme simülasyonuna rastgele bir isim vermek yerine şöyle bir şey yaparsak babacığım, Game Dev Tycoon diye şeyi iyi yaptığınız zaman, oyunu iyi tasarladığınız zaman 9-9-9 puan veriyormuş. 10-10-10 puan veriyormuş. Hatta bu oyunun içinde Easter egg gibi bir şeymiş. Bakalım abi, onu yapmayı deneyeceğim. İnşallah batırmayız usta. Hikaye ve görevleri kapat. Motora şunu ekle. Sadece basit ara sahneler olsun ya da doğrusal hikayeler olsun. Dur. Oynanışa karakter gelişimini de ekle. Sonuçta bizim buradaki karakterlerin de bir gelişimi var. Hani üzerine tıklıyorsun, böyle sesi, görüntüyü falan geliştiriyorsun. Bakalım. Bu Easter egg gibi bir şeymiş hatta. Evet. Anlaşalım abi. Yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Yeni oyunda daha çok ne olacak abi? Daha fazla ses olacak. Daha fazla diyalog olmayacak. Abi lütfen batırmayın bizi ya. Tamam. Oyun geliştirme simülasyonunda sese önem vereceğini belirtti falan filan. Abi yapmayın, batırmayın bizi. Gözünüzü seveyim bak. Diyalogları kapa. Yapay zeka yüksek. Yapay zekaya şunu da ekle. Goy goyla baba. Banka hesabınız kırmızıda. Neyse ki bankamız 200 bin TL tutarında şey sağlıyor. Of abi, batıyoruz lan. Oğlum batıyoruz galiba. Koskoca şirket batıyor. Ne var? Ve al. Al Kristen, al. Zaten batmışız. 50 bin var bana patron. Abi batıyoruz. Batıyoruz. Bari oyunun çıkmasını bekletelim. şunu yükselt. Dostum lütfen. Ben bu 60 bini verince stereo sesten. Sakin. Tamam finanso. Al al al. Tamam öderiz öderiz, al. Al ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz abi, ödeyeceğiz. Sorun yok, ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Benle kal. Benle kal. Benle kal şirket. Batma. Abi 18 tane bug ne ya? Hayvan mısınız oğlum lan? 18 tane bug ne? Allah'ım çıldıracağım. Baba sakin. Baba sakin. 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 Tamam. Bırak. Sal. Sal oyunu. Abi oyun yeni rekorlar da kırdı. Hadi bakalım, güveniyorum sana. Gece gündüz döngüsü 3D grafikler V2. Ulan keşke şu grafikleri de alsaydık be. Abi 3D grafikler V2'yi al. Gece gündüz döngüsünü al. Kevin yeni araştırmalara yapış koçum. Yeni araştırmalara yapış. Ulaşım simülasyonu falan yapalım Kevin. Hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hani 10-10-10 veriyorlardı lan? 8-8-8. 8. 8. Yine çakma bir iş yaparak iyi tutunduk piyasaya. Hadi. Hadi kurtar beni. Hadi kurtar beni. Hadi kurtar beni. Hadi kurtar beni oğlum. Hadi kurtar beni. Bir yıl içerisinde daha 1000 ödeyeceğiz. Onları da düşünmemiz lazım. Hadi kurtar beni. Yolla abi tatile. Oyun raporu oluştur çabuk. Hemen yeni araştırma. Hastane simülasyonu da yapılır. Her şeyi simülasyon gözüyle bakmaya başladım şu an. Vahşi Batı aksiyon. Abi Vahşi Batı aksiyonla falan bir şeyler yaparız belki. Bilmiyorum şu an. Şu an bilmiyorum abi. Şu an şirket çok zor zamanlar geçiriyor. Batmak üzereyiz moruk. Batmak istemiyorum. Batmak istemiyorum. Venajir 2 ay içerisinde piyasadan çekilecek. Tamam. Bir em sattı. Baba daha fazla satmalıydı. Lütfen böyle olmaz. Böyle yapamayız.
Böyle yapamayız. Böyle yapamayız. Ha, orta oyunlar 100 bin ayran olduğunda etkili satılacaktır diyor. Ya ne? Neyine katılayım ben bunu? Abi hemen. Hemen bir yayıncı teklifi bul. Sanal evcil hayvan macera mı? Ebeninki komedi rol yapma mı? Babaannen. Ritim herhangi bir tür mü? Bunlar çöp lan. Gizem gündelik mi olur? Çöp oğlum bunlar. Baba battık galiba ya. Galiba battık. Galiba battık usta. Galiba battık. Oğlum daha banka kredisi ödeyeceğiz lan. Abo. Abi o zaman küçük oyun yap. Küçük oyun yap. Küçük oyun yap. Bak gençlere yönelik küçük oyun, tamam mı? Gençlere yönelik küçük oyun. Spor simülasyonu. Baba tamam mı? Spor simülasyonu. Bilgisayara çıkar. Çürümüş pipiyle çıkar abi. Uzun eşek. Usta. Uzun eşek. Bak en güzel spordur baba. En güzel spordur uzun eşek. Arda arda simülasyon çıkardığım için az puan alabilir ama. Böyle goy goylatacağım abi. Hikaye ve görev yok zaten. Uzun eşeğin ne hikayesi olabilir abi? Amaç belli. Git atla karşıdakinin belini kır. Bu. İnşallah elimizde kalmaz usta. İnşallah elimizde kalmaz. Of, 1728 kazandırdı ama abi daha 1000 ödemem lazım benim bu yıl içerisinde. Çabuk! Abi bak. Oğlum DLC çıkarma getirin lan şu oyuna. Satan oyuna DLC çıkarayım. Yok ses DLC'si, yok vırt DLC'si, yok pipi DLC'si, çük DLC'si. Hadi, hadi. Hadi. Son anda bak attım. Kardeş, bak. Seni parçalarım. Kendim attım. Maaş artışı mı? Oğlum batıyoruz, batıyoruz. Alo. Maaş artışını sal, batıyoruz. Sesimi duyan var mı? Benim dışımda bu durumun farkında olan var mı? Batıyoruz lan. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Uzun eşeğe verirsin. 9, güzel. Güzel spor simülasyonu. Oğlum uzun eşekten güzel spor mu var? Abi. 9. Baba 10 ver. 10 ver baba. Oh. Galiba yırtıyoruz beyler. Galiba yırtıyoruz. Bak popüler tür simülasyon bir de. Hemen şu sözleşmeyi bitir. Bir tane daha simülasyon oyunu. Bir tane daha simülasyon oyunu. Arda arda patlat. Yani yarın yokmuş gibi simülasyon oyunu yapacağız. Yarın yokmuş gibi abi. Hemen oyun raporu oluştur. Hemen tür araştır. Tür. Uçak simülasyonu baba. Yedir gitsin. Yedir gitsin. Hızlı. Niye az satıyor? Abi az satıyor. Evet. Görsel olarak tatmin edici, yetersiz kalır. Lütfen böyle hiç çıkarmaya devam edin. Game Nova teşekkür ederim de batıyoruz anam. Batıyoruz bak 3 ayım kaldı. 3 ay içerisinde 1 milyon ödemezsem battım. Evet farkındayım. Dünya tasarımı bu oyun için hiç önemli değil. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Bak yayıncı teklifin. Ne olur bir simülasyon ya. Oğlum hükümet gündelikle o nasıl bir oyun türü lan? Kime oynatacaksın onu? Uçak rolü yapma mı? Uçak rolü yapma diyor. Baba ben gidiyorum ya. Oğlum uçak rolü yapma. Nasıl bir uçak rolü yapma yapabiliriz? Abi hadi. Hadi düşünelim. Rol yapma. Uçak rol yapma oyunu. Kendimiz bir uçağız. Neyim abi ben? F-16 mı? Bombardıman uçağı mı böyle? Diye. Sıfatına tüküreyim senin. Ritim herhangi bir tür. Ya bir tane güzel sözleşme. Batıyorum oğlum burada. Batıyorum lan. Bay bay. Aha. Evet 3 ay sonra ödeyeceğim. Evet, farkındayım. Evet inşallah yani ödemeye çalışacağız. İnşallah ödeyebiliriz yani. Şu an çabalıyoruz. Gördüğünüz gibi canla başla sıçar gibi oyun çıkarıyoruz burada. Çalışıyoruz yani. Abi uçak simülasyonu. Abi uçak simülasyonu. Uçaktan önce benimki kalktı. Bol spoilerlı. Gençlere yönelik baba. Yok herkese yönelik abi. Herkese yönelik. Goygoyla yardır. 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 Baba yarın yokmuş gibi oyun çıkarmamız lazım. Yarın yokmuş gibi. Bas. Simülasyon oyununa bas. 2 ayımız kaldı. Böbreğimizi ciğerimiz. Aha son 1 ay kaldı. Abi hızlı ol ne olur.
Bir saniye, salam, salak falanım sanırsam. Ulan uçak simülasyonunu da dünya tasarımına vermedim. Dünya tasarımı. Baba uçak simülasyonu yalnız bu ya. Uçak simülasyonunda dünya tasarımına verilmez mi abi? Eksi diyor. Oğlum vardır bir bilgi ya, yürü. Baba hızlı 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 hızlı. Ne olur ne olur ne olur. Abi ödeyemeyeceğiz ödeyemeyeceğiz ödeyemeyeceğiz. Çok deli borcu. Abi çabuk bug'ları silin. Lan 2 haftamız var. Oğlum bug silin. Çabuk. 2 hafta var. 2 hafta var. Baba 3 hafta. 2 hafta kaldı. Oğlum batıyoruz lan. Batıyoruz. Abi batıyoruz. 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 Batıyoruz lan. Abi çabuk. Ne olur hızlı sat. Ne olur. Ne olur oğlum son 2 gün kaldı. 2 gün kaldı. Ne olur sat oğlum. Ne olur sat oğlum. Evet uçaktan önce benimki kalktı dersem tabi günlerce oynarsın normal. Puanı 8 baba lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. Hesabımdan nereye? Galiba kurtardık abi. Galiba götü kurtardık. Galiba götü kurtardık. Oğlum hızlı olun lan hızlı olun. Beyler şirketçe so. Vallaha borcu ödedik şükür kurtardık ya. Market normal haline döndü diyor. Tam zamanında döndü normal haline. Oh. Kıl payı kurtardık abi. Her şey 2 Temmuz'la başladı. Her şey 2 Temmuz'la başladı abi. Herhangi bir konu rol yapma. Baba yeni motor yapsaydım olabilirdi de şu an yeni motor yapacak ne bütçem var ne gücüm var. Film aksiyon herhangi bir konu gündelik alternatif tarih rol yapma. Anladım babacım anladım. Bay bay. Herhangi bir konu rol yapma. Aslında bunda 7 puana yaklaşabilirim ya. Neyse sonraya kalsın. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.